Evet, değerli arkadaşlar günaydın. Apolitik bulut çöktü üzerimize. Bu da siyaseti de ülkenin her alanını da çıkmaza sürükleyen bir süreç. Tabii DAYÜSEN üyeleri, DAYÜ'lüler ülkenin önemli bir aydın kesimini temsil ediyor. Ve bizlerin tavrına bakıyor ülkenin birçok yerindeki aydınlar. Bu noktada sendika yönetiminin çalışanlarımızın, üyelerimizin siyasete daha fazla katkı koyması noktasında bir isteği var. Bunu tartışmak istiyoruz ve ne şekilde siyasete katkı koyabiliriz? Ülkedeki sorunların ucundan nasıl tutabiliriz bir ucundan? Bunu tartışmak istiyoruz. Bugünkü tartışma ortamımız çok demokratik olacak. Tartışmalarımızı Tarık Timur hocamız yönetecek. İki oturumda yapılacak. Birinci her iki oturumda da davetli konuşmacılarımız olacak. İlk konuşmacımız çok uzun bir süreden beridir bu konuları tartışan ve hepimizi de, bizleri de, sendikacıları da, sendikacı olmayan insanları da cesaretlendiren ve bu konuda bizlere ışık tutan Tufan hocamız olacak. Onun konuşmasından sonra hep birlikte tartışacağız konuları. Evet, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Öğleden sonra da genel kurulda görüşeceğiz. Ben Tarık hocamızı davet etmek istiyorum ve Tufan hocamızı. Evet, herkese günaydın. DAYÜSEN'in 30. yılını kutladığımız genel kurulumuza güncel, her daim güncel, aslında milli sporumuz olan siyaseti tartışarak başlayacağız. Ulaş'ın dediği gibi ülkede genel anlamda siyasete karşı bir mesafe koyma var ama bugün konuşmacı olarak aramızda bulunan iki arkadaşımız o gruba girmiyor. Siyasete dair içimizde birazcık umut varsa o umutu yeşerten, ona su taşıyan, ona ışık tutan iki kişi konuşmacı olarak aramızda. Hani Tufan'da konusuna girmek istemem ama Havel aydınlar hakkında, aydınlar ve siyaset hakkında konuşurken aydınlar siyasete girmeli, etkin olmalı ama hangi tip aydının gireceği de önemlidir demişti. İşte bu iki arkadaşa bakınca bu tip aydınlar girsin siyasete de bizim de biraz umudumuz olsun dedirten iki konuşmacımız var bugün. Bilmiyorum tanıtmaya gerek var mı? Tufan Erhurman her daim bu platformda çalışan, fikir üreten, çabalayan bir kişi. Ercan Hoşkara yine aynı şekilde hem pratikte sendikacılık yapan, teoride yine kafa yoran, siyasette çalışan, hani günün moda deyimiyle ellerini taşın altına koyan iki tane değerli arkadaşımız bugün konuşma yapacaklar. Önce Tufan'la başlayalım diyorum. Sonra mikrofonu salona açacağız. Tartışmamızı yapacağız. Sonra bir kahve arası verelim. Daha sonra Ercan bize toplumsal sendikacılık ve siyaset hakkında bir konuşma yapacak. Yine tartışmamızı yapalım, fikir alışverişimizi yapalım. Ondan sonra oh be nihayet bitti deyip yemeğe geçelim. Uygun mu? O zaman lafı fazla uzatmadan zaten biraz geç kaldık. Tufan arkadaşıma bırakıyorum. Aydın ve siyaset ilişkisi üzerine konuşması yapmak üzere. Tabii bu konuyu, bu başlığı, siyaset ve aydınlar başlığını memleketin güncel meselesi içerisinden ya da üzerinden konuşmak da pek mümkün. Çünkü çok gündemde bir konu. Ama ben belki onu tartışma kısmına daha yoğun olarak bırakırız da önce bu kavramları biraz netleştiririz umuduyla kavramlar üzerinden başlamak istiyorum. Sonuçta akademisyenlerin bulunduğu bir ortamdayız ve kavramları netleştirmeden bu tartışmaya girersem çok doğru olacağını zannetmiyorum yaptığım için. Şimdi bir kere bu siyaset kavramından ne anladığımız ya da ne anlamak gerektiği meselesiyle başlamak lazım. Çünkü demin sevgili Tarık herhalde Havel'den alıntıyla hangi tip aydınlar girsin siyasete sorusunu gündeme getirdi. Bir de tabii hangi tip aydınlar hangi tip siyasete girsin sorusu da var. Yani siyaset de hangi tip, aydın da hangi tip? Ya da aydının bu böyle zannettiğimiz gibi çok fazla tipleri var mı? Ya da siyasetin de böyle çok fazla tipleri var mı? Biraz onun üzerinde konuşmak lazım. Benim kendi adıma siyaset tanımım
uzun bir süreden beri netleşti. Tabii bu tanımı biraz da memleketin hallerini dikkate alarak kendi kendime yaptım. Önce doğru siyaset diye bu tanımı yapıyordum yazdığım, çizdiğim şeylerde. Şimdi artık doğruyu da attım. Siyasetten bir tek bunu anladığımı iddia ediyorum. Bu tabii bana özgü bir şey ama ne olduğunu tekrar söyleyeyim. Bana göre siyaset toplumu ve sistemi belli bir ideolojiden ve o ideolojinin ilkelerinden hareketle dönüştürmek için yapılan faaliyetin adıdır. Yani ben artık kendi adıma bu konuda söylüyorum, yani bu çok öznel bir tanım. Ama kendi adıma şurada netleştim. Belli bir ideolojik çerçevesi olmayan, o ideolojinin ilkeleri üzerinden hareket etmeyen ve özellikle Kıbrıslı Türkler ya da Kuzey Kıbrıs için konuşuyorsak, toplumu ve sistemi dönüştürmeyi hedeflemeyen bir faaliyete ben kendi adıma siyaset adını artık bu toplumsal yapı içerisinde vermiyorum. Nedenlerine geleceğim şimdi. Çünkü böyle bir tanımdan hareketli ancak mesela apolitik insanın, Kıbrıslı Türkler için konuşuyorum, çerçevem o, apolitik insanın ne olduğunu veya depolitizasyonun ne olduğunu net bir şekilde söylememiz mümkün olacak gibi geliyor bana. Çünkü böyle bir tanıma göre siyaset yapan kişi, mesela şu anda belediye seçimlerinin artık böyle en cafcaflı dönemindeyiz. Siyaset yapan bir kişi elbette siyasi partiye üye olabilir. Siyasi partiden aday olabilir. Bir siyasi partiyi destekleyebilir, oy verebilir. Bunlar hepsi siyaset yapan bir kişinin de kullanabileceği araçlardır. Ama soruyu tersten sorduğumuz zaman, özellikle bugünlerde Lefkoşa sokaklarını gezme şansı bulanlar için bu söyleyeceğim daha anlaşılır olacaktır. Soruyu tersten sorduğumuzda, yani şöyle sorduğumuzda, acaba bir siyasi partiyi desteklemek, bir siyasi partinin seçim propagandasına katılmak, bir siyasi partiye oy vermek ya da aday olmak kendi başına siyaset yapmak mıdır diye sorduğumuz zaman benim artık buna cevabım çok nettir. Hayır. Bu siyaset yapmak değildir. Çünkü şu anda ben Lefkoşa sokaklarında kiralık arabalarda aldıkları günlük maaş karşılığı, günlük ücret karşılığı propaganda yapanları da görüyorum. Aday olup seçmenlere para dağıtan, gece yarıları seçmenlerin evlerinde para dağıtanları da görüyorum. Ve bütün bunlara açıkçası siyaset demeye dilim varmıyor. Dersem antik Yunan'daki filozoflara hakaret etmiş olacağım gibi bir hisse kapılıyorum. Dolayısıyla yani siyaset yapmayı bu memlekette güncel anlamdaki uygulamanın ötesinde, üstünde bir yerde tanımlama ihtiyacı hissediyorum. O tanımı da dediğim gibi herhangi bir ideoloji, ama ideolojisiz olabileceğini düşünmüyorum bunun. Bir ideoloji, ona uygun ilkeler üzerinden toplumu ve sistemi dönüştürmeye yönelmiş bir faaliyet olarak görüyorum. Bu söylediğimden hareketle politik ve apolitik insan tanımının da önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bakarsak politik olabilmek için demin söylediğim anlamda siyaset yapmak lazım. Ha, apolitik olmak demek bu bakıştan hareketle aslında memlekette birçok siyasetçinin olduğu şey olmak demektir. Siyasetçinin, bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Yani mesela çok rahat söylüyorum artık bunu. Millet vekillerine bakalım. Bana sorarsanız 50 milletvekilinden minimum 45'i apolitiktir şu anda. Hiçbir şekilde bir ideolojik çerçeve yoktur kafalarında. O ideolojik çerçeveden üreyen ilkeler yoktur. Ona uygun toplumu dönüştürme, sistemi dönüştürme hedefi yoktur. Ve o hedefe uygun bir program da yoktur. Yani şu anda geçtim halkın geniş kesimlerini. Benim düşünceme ve tanımıma göre milletvekillerinin çok önemli bir oranı, %80'i falan apolitik insanlardır. Yani bunlar politika yapmaktan aslında şunu anlarlar. İşte meyhanede, kulüpte, kahvehanede oturup birilerini kendilerine oy vermeye ikna etmeyi anlarlar. Ama tamam ya, hepimiz sana oy vereceğiz de verdiğimiz zaman ne yapacaksın diye sorsanız apışıp kalır. Yapacağına dair en ufak bir fikri yoktur. Biraz fikri olanın da ideolojik bir çerçevesi yoktur. Ya da illaki sadık kalacağı ilkeleri yoktur.
Yani ben mesela gerçekten dehşet içindeyim. Şu açıdan dehşet içindeyim. Ya seçimlere 2-3 gün kalmış. Surlar içine saat 10 itibariyle girin. Ellerde çantalar, para çantaları bilmem ne. Yani artık böyle şey ortalığa serilmiş durumda. Yani şey değil, gizli saklı değil yani bunlar. Bugün mesela gazeteye bakıyorsunuz, birinin elinde torba bilmem kime bir şey veriyor. Dün gazeteye bakıyorsunuz, bilmem kim bilmem nereye gitmiş, kavga çıkmış, patırtı çıkmış, saat 10.30'da geldin diye. Yani artık bu nokta ve bunu yapanlar, dikkat edin, belediye seçimlerinde slogan olarak da dürüst laf koşa, temiz laf koşa, biz gelip kurtaracağız falan diyenler. Bir kişi için konuşmuyorum ha. Birden çok aday için konuşuyorum. Yani ve bunu gerçekten bir paradoks olarak da yaşamıyorlar. Çünkü paradoks olarak yaşayabilmeniz için düşünsel bir çerçeveniz olması lazım. Yoksa aksi takdirde her yol mübah meselesine varmak hiç de zor değil. Ha, depolitizasyonu da buradan hareketle tanımlamak lazım. Çünkü çoğu zaman depolitizasyondan da anlaşılan şu oluyor. Eğer insanlar ben oy vermeyeceğim, ben partilere güvenmiyorum, ben partilere katılmayacağım, üye olmayacağım diyorlarsa depolitizasyonun etkisi altında kaldılar demektir. Bence hiç böyle değil. Bundan çok daha geniş bir kavramdır depolitizasyon. Ve bu geniş kavram partilere üye olanlar da içermektedir. Temiz toplum peşinde koştuğunu iddia edenleri de içermektedir. Bunun dışında partilerin adaylarını bile hatta seçilmişlerini bile içermektedir. Çünkü genel olarak işte politika kötüdür. Mesela yani isim vermeyeceğim televizyona çekildiği için ama mesela seçilmiş insanların içinde de şunu övünerek söyleyen insanlara rastlarsınız. Vallahi ben politika yapmam, ben işimi yaparım. Ya adam seçilmiş, politikacı olarak seçilmiş, politik bir makama gelmiş. Ama size söylediği şu, ben politika yapmam, işimi yaparım. Ne demek istiyor? Yani hiçbir ideolojim yoktur. O ideolojiden kaynaklanan ilkelerim de yoktur. Herhangi bir siyasi programım da yoktur. Ben bir market gibi, işte belediyeysem ne yaparım? Kuyuları çekerim, su veririm, elektrik veririm. Bunu da çok güzel yaparım. Dolayısıyla ben bu işi yaparım ve çok da iyi bir şey bu. Yani günümüzün iyi politikacı tanımı da bu. Bize su versin, elektrik versin, işte ortalığı temizlesin, bilmem ne yapsın. Bu iyi. Halbuki bu aslında demokrasinin ve siyasetin rafa kalktığı anlamına gelir. Çünkü bu sözünü ettiğimiz tip aslında politikacı değil. Bu tip teknisyendir. Teknisyenle politikacı arasındaki şeyi de yitirdik, farkı da yitirdik. Ve dikkat edin, aslında farkında olmadan hepimiz aman ne güzel olurdu teknisyenler gelseydi da bizi yönetseydi gibi bir arzuya doğru hızla akmaktayız şu anda. Çünkü politikacı kavramı o kadar kafamızda yıpratıldı ki veya biz de onun yıpranmasına katkı koyduk. Aman onlardan uzak olalım da işte teknisyenler gelsin, hatta teknokrat kabine bile gelsin. İşte ekonomist gelsin de ekonomiyi yönetsin. Sanki de ekonomist geldiğinde de ekonomiyi yönettiğinde şeyden tamamen arınacakmış gibi tahayyül ediyoruz. Yani hiçbir ideolojik çerçevesi olmayacak onun. Hiçbir siyasi politik duruşu olmayacak gibi tahayyül ediyoruz. Oysa bugünkü sistem içerisinde bir ekonomist gelirse ve sistemi aynen devam ettirirse orasına burasına makyaj yaparak aslında ideolojik bir noktadan hareket edecektir ama biz onu öyle göremiyoruz. Onu teknokrat gibi görüyoruz. Teknik adam ya teknik insan gibi görüyoruz. Şimdi bu siyasete ilişkin genel çerçeve. Buradan bir de bu entelektüele aydına ilişkin genel çerçeveye gelelim de sonra onları birleştirelim diye düşünüyorum. Tabii ben entelektüel kavramını kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Aslında daha evrensel bir şey olduğu ve dünyada hep böyle bilindiği için. Ama sevgili Ulaş aydın kavramını daha çok seviyor biliyorum yazdıklarından, çizdiklerinden. Bence de yani aydın kavramı aslında hiç de fena değil. En azından çağrışımları açısından fena değil. Mesela aydınlanmaya ilişkin çağrışımı açısından hiç fena değil. Yani aydınlanma ya çağrışım yaptığında da aydınlanmanın temel mottosunu, sloganını bize hatırlatması açısından hiç fena değil. Aydınlanmanın temel sloganı biliyorsunuz sapere aude, yani bilmeye cesaret et, bilmeye cesaret göster sloganıdır.
Bu aslında çok önemli bence aydın içinde. Çünkü aydın ya da entelektüel diye benim kullandığım kavramla söylersek, bana göre bilmeye cesaret eden kişidir. Ve bu çok önemli bir şeydir. Neden çok önemlidir? Çünkü içinde yaşadığımız dünya çoğu zaman aslında fark etmesek de bir ideolojiye göre kurgulanmış bir dünyadır. Her şeyiyle bir ideolojinin çerçevesi içerisinde kurgulanmıştır. Bu su dağıtımını biraz hızlı yaparsanız benim çok dikkatim dağılıyor çünkü. Bu açıdan özellikle Matrix 1 ve Truman Show filmlerini izleyenler hatırlayacaklardır. Aslında orada biraz tabii sinema dili kullanılarak çok çarpıcı bir şekilde bize ideolojik kurgunun ne kadar kapsayıcı, kuşatıcı bir şey olduğu çok net olarak gösterilir. Hem Matrix 1'de hem de Truman Show'da. Çünkü insanlar bir süre sonra yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını fark edememeye başlarlar. Yani aslında mesela liberalizm bize bir ideoloji üzerinden bir dünya kurdu. Bu kurgu mesela şeyi biliyor ve söylüyor bize ikide bir de. Hatta günümüzde Kıbrıs'ta da liberal yazarlar yazılarında şöyle başlarlar. İnsan doğası gereği rekabetçi biridir. Muhakkak birbiriyle rekabet eder. İnsan doğası gereği yarışır. İnsan doğası gereği, hatta liberal iktisat biliminin birinci cümlesidir. Doğası gereği insan ihtiyaçları sınırsızdır. Mesela bu tip laflar her şeyin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Ve biz de artık bir süre sonra bu tip lafları sorgulamamaya başlarız. Ha, zaten insan işte rekabetçidir. Doğuştan öyledir. Her zaman da öyleydi. İnsan ihtiyaçları zaten sınırsızdır. İnsan öyle değil mi? Bugün Volkswagen alır, yarın illa Mercedes diye tutturur. Ertesi gün BMW alacak, bilmem ne. Böyle. Yani insan doğası bu. Veya insan doğası işte arkadaşıyla dayanışmaz da nasıl beceririm de onu yenerim. Ben iş bulurum da o işsiz kalır. İnsan doğası bu. Bunları bize anlata nihayet sindirdik hepsimiz. Ve bize göre de artık bunlar a priori doğrular. Yani hiçbir şekilde doğrulanma şey... Ayrıca sorgulanmalarına gerek yok bunların. Bunlar zaten doğru. Buralardan başlıyoruz. Her şeyi anlatmaya ve her şeyi açıklamaya. Tabii böyle bir kurgu şeyi de hatırlatmalı bize. Matrix'i izleyenler gene hatırlayacaktır. Bir sahnede bir biftek sahnesi vardır meşhur Matrix'te. Bifteği yer adam ve şey der. Yani şu anda ben biliyorum aslında der bu bifteğin gerçek olmadığını. Ve bu bifteği yerken kafama böyle işte lezzetli ve sulu bir şey yediğime dair mesajları Matrix'in veriyor olduğunu aslında biliyorum. Ama gene de çok memnunum, çok güzel bir biftek der. Tam da böyle bir şey aslında bizim de yaşadığımız. Yani aslında birazcık düşünmeye cesaret etsek, bilmeye cesaret etsek, bileceğiz ki demin başlamadan konuşuyorduk, tablet gerekir dedi Mehmet Hoca hocama. Bu artık böyledir falan filan dedi. Birazcık bilmeye cesaret etsek, aslında hiç de tablet gerekmediğini anlayacak. Yani tablet hiçbirimizin ihtiyacı değil bu ortamda mesela. Ama bir süre sonra hepimize yok aslında tablet sizin için ihtiyaçtır diyorlar. Matrix bize mesaj yolluyor. Ve biz de buna inanıyoruz ve evet tablet ihtiyaçtır, almazsak olmaz diyoruz. Bilmem kimin 6 yaşındaki çocuğunun bile var evde oynuyor. Senin yok mu, sen 18 yaşında falan. Yani ihtiyaçları belirliyor, zevkleri belirliyor, giyiminizi belirliyor, kuşamınızı belirliyor. Her şeyi belirliyor. Ve aydın olmak bu çağda eski çağlara oranla çok daha zor hale geldi o yüzden. Çünkü daha önceki çağlarda da elbette hakim ideoloji kuşatıcıydı. Ve kendini tek doğru olarak lanse ederdi. Ama o zamanlar hakim ideolojinin alt üzerin diliyle söylersek devletin ideolojik aygıtları ve belki bugün daha da önemlisi pazarın, piyasanın ideolojik aygıtları hiç de bu kadar gelişmiş değildi. Dolayısıyla o hakim ideolojinin dışında durmaya çalışan entelektüeller, aydınlar birazcık sorgulamayla aslında var olan düzenin doğru olmadığını,
O mesajların yanlışlığını fark edebiliyorlardı. Bugün ise bombardıman çok güçlü. İnternetten giriyor, televizyondan giriyor, sinemadan giriyor, basılı yayından giriyor. Ve yani inanılmaz bir bombardıman altındasınız ve kafanızı kaldırıp da dur hele bir ya gerçekten doğru mu bu söylenen diyene kadar siz zaten herkes her şeye inanmış oluyor. O yüzden bugün yani o bifteyi yiyen adamdan bile kötü durumdayız aslında. Çünkü bifteyi yiyen adam biliyordu onun sahte olduğunu. Bine bile o sahteliğe katlanıyordu. Bizde ise onu bile bilmiyoruz. Yani bir şeylerin sahte olduğunu bile fark edemeyecek noktadan hareket ediyoruz. Bırakın sahteliği fark edip de onu değiştirmeye çalışmayı. Sahte olduğunu bile fark edemiyoruz. Şimdi tabii eğer böyle bakarsak Aydın'a yani bilmeye cesaret gösteren kişidir diye bakarsak ve bu ideolojik kurguyu da görürsek o zaman ben çok düz bir cümleyle bu ilişkiyi açıklıyorum demektir. Ve inanıyorum bu düz cümleye. Aydın bana göre siyaset yapan kişidir. Siyaset yapmayan kişiye Aydın denmez. Çünkü Aydın madem ki bilmeye cesaret edendir ve madem ki bilinecek şey de ideolojinin kurgusudur, Aydın o kurguyu görecek ve onu dönüştürmeye çalışacak olan kişidir. Onun yanlışlarını görüp onu dönüştürmeye çalışacak olan kişidir demektir. Dolayısıyla siyaset yapmayan kişiye Aydın denmez. Ama tabii burada siyaseti tekrar başa dönerek ne demek istemediğimi vurgulamak isterim. Siyaset yapmaktan günlük siyasetin içinde illaki bir partinin peşinde koşmak, bayrak sallamak falan anlamadığımı söylüyorum. Bunları küçümsemeyerek. Yani Aydın bunları yapabilir. Ama bunu yapan Aydın'dır demek doğru değil. Her yapan Aydın olmayabilir. Ama Aydın da bunları yapabilir. İki, siyaseti dar anlamda kullanmıyorum. Yani illa iktidar yarışı seçimlerde bilmem ne anlamında kullanmıyorum. Aydın bunları da yapabilir, yapsın da. Ama Aydın'ın tek işi de bir siyasi partinin peşinde koşmak değildir. Yani bu ideolojik kurgu kadına karşı şiddeti de içeren bir kurgudur. Hayvanlara karşı şiddeti de içeren bir kurgudur. Yabancı işçilere karşı şiddeti de içeren bir kurgudur. Yabancı insanları ötekileştirmeyi de içeren bir kurgudur. Ha bütün bunları görmezden gelip de ben işte filanca siyasi partiye yardımcı oluyorum diye de Aydın olunmaz tabii. Yani bütün kurgudan bahsediyorum. O kurgunun tamamının sorgulanmasından bahsediyorum. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öyle bir yer ki ırkçılar Aydın gibi görünebiliyor mesela. Yani resmen ırkçı olan, bilmem hangi topraklarda doğanları bir gecede gemilere doldurup da geri gönderelim diye yazı yazan bir kişi, toplumun sayılı parmakla sayılı aydınları arasında biri gibi görülebiliyor, öyle bir yerdeyiz. Dolayısıyla bir sürü tanımı, bir sürü terimi yeniden sorgulamak zorundayız. Tabii emin olun, bu demin söylediğim cümleyi burada çok rahat söylüyorum da, başka yerlerde yaptığım konuşmalarda bu kadar rahat söyleyemiyorum ha. Yani başka yerlerde sırf o demin kurduğum cümleyi 25 dakikada anlatıyorum. Kolay değil. Çünkü o kadar yerleşmiş durumda ki yani bu memlekette mesela solcu olmak belli bir dönem ırkçı olmakla eşdeğer kabul edildi yani. Dolayısıyla bunu öyle bir cümleyle anlatamazsınız. Burada şimdi farklı bir dinleyici kitlesi önünde konuştuğumuz için bu kadar rahat bunun üzerinde konuşabiliyoruz. Tabii bilmiyorum başkan ne kadar vaktim var ama bir istediğim kadar birkaç şeye daha değinmek istiyorum. Tabii günümüzde dedim ki benim anladığım anlamda aydın olmak eskiye göre daha zor. Ama tabii günümüzün hakim ideolojisinin de kendine göre bir aydını var. Buradan biraz da bize gelerek yani akademiye gelerek öz eleştiri yapmaya çalışacağım. Günümüzün hakim ideolojisinde bir aydını var. Günümüzün hakim ideolojisi neoliberalizm. Ve neoliberalizm daha hakimiyetini ilan etmeden Edward Said aslında onun aydın diye tanımlamaya çalıştığı tipin nasıl bir tip olduğunu, bu tipi Kıbrıs ağzıyla kullanıyorum, nasıl bir tip olduğunu çok net koymuştu ortaya. Edward Said diyordu ki aman ha entelektüel kitabında öyle uzman oldum, teknisyen oldum diye aydın oldum zannetmeyin. Oysa neoliberalizm de bize, özellikle akademiyaya sürekli şeyi söylüyor. Aman uzman yetiştirin,
aman teknisyen yetiştirin, piyasaya sürün, bilmem ne yapın. Mühendislere hemen şeyler kuruluyor. Nedir o, ne araştırma merkezidir hocam o? Teknoparklar bilmem neye kuruluyor. Orada hemen piyasayla ilişki kurun. İşte piyasaya bilmem ne satın. Mühendisliğin anlamı o. Üniversitedeki mühendislikten bahsediyorum ama bu arada da. Tabii herkes unuttu üniversite olduğunu onun. Teknopark öyle orada öyle çok önemli bir şey o. Mesela hukukçulara da diyor ki yani siz de işte avukatlara bilgi satabilirsiniz. Mütalaa verebilirsiniz. Üniversiteye ek gelir gelir falan filan. Bir anda böyle biz şeye dönüşmeye başladık. Yani akademisyen denilen tip bir anda böyle bir uzman teknokrat tip oldu. Ve bu uzman teknokrat, çevremizde de görürüz, şey de demeye başladı üstüne üstlük. Vallahi Cumhurbaşkanlığın kim olduğu önemli değil. Kim olursa olsun ben teknisyenim, ona da yardımcı olurum. O birine de yardımcı olurum. O birine de yardımcı olurum. Ulan nasıl yardımcı olacaksın? Yani biri başka bir şey söylüyor, biri başka bir şey söylüyor. Ama o diyor ki ben uzmanım. Ona da uzmanlıkla katkıda bulunurum, buna da uzmanlıkla katkıda bulunurum. Yani şimdi ben mesela aynı anda hem Hitler'e hem Lenin'e danışmanlık yapabilirim gibi bir şey bu yani. Yani Hitler'e de uzmanım ya, ona da yardımcı olurum. Lenin'e de yardımcı olurum. Önemli olan çünkü ben neyim? Hukukçuyum. Lenin soracak bana bunu idam edelim mi? Kanuna göre tak atacak onu. O biri soracak edelim mi? Kanuna göre edebilirsin. Tak onu da asacak. Ben de misyonumu yerine getirmiş olacağım bir akademiyadaki bir entelektüel ya da aydın olarak. Tabii ciddi bir kavram kargaşasını gösteriyor. Bu kafalar çorba olmuş durumda. Yani aslında aydın, entelektüel, bilmem ne ya da siyaset gibi kavramlar netliğini yitiriyor, flulaşıyor. Aslında kavram olmaktan çıkıyor. Bir süre sonra kavram niteliğini kaybediyor. Tabii buradaki çözülme, yani o demin sözünü ettiğim uzman ve teknokratın neoliberalizm tarafından bize aydın olarak lanse edilmeye başlanması, üniversitenin misyonundaki çözülmeyi de beraberinde getirdi. Şimdi Ortega y Gasset'in kitabında, üniversite kitabında baktığınızda üniversite ortaya çıkışından itibaren işlevi aydın, entelektüel yetiştirmek olan yer. Şimdiki üniversiteye bakıyorsunuz aslında, özellikle tabii ki yine Kıbrıs üzerinden konuşuyorum. Bütün dünyayı gördüm havalarında değilim, yanlış anlamayın. Ama genelde galiba dünyada da bu yaygınlaşıyor. Üniversiteye bakıyorsunuz aslında meslek yüksek okulu. Yani burası üniversite falan değil. Meslek yüksek okulu. Yani ne yapıyorsun? İşte avukat yetiştiriyorsun. Ama biraz daha ilerse hakim, savcı olsun. Ben kendi bölümüm üzerinden konuşuyorum tabii. Onu yetiştiriyorsun. Ama yani o hukukçu olarak yetişen kişi edebiyat biliyor mu? Sinema biliyor mu? Geçtim edebiyatı, sinemayı, illa hepsini değil. Mesela edebiyatta Dostoyevski'nin Suç ve Cezasından haberi var mı yani o kişinin? Kafka okumuş mu? Okuması gerekiyor mu? Yani bir hukukçu aynı zamanda aydın da olacaksa. Hayır, zaten geçtim arkadaşlar edebiyatı. Hukuk felsefesi diye bir ders var. Öğrenciler bize şey diyorlar, yani bunu geçince sınıfı bundan ne olacak yani, ne öğrenmiş olacağız hukuk felsefesinden? Ne işe yarar yani hukuk felsefesi? Yaramaz gerçekten de yani, hiçbir açacağınız davada Sokrat'tan, Aristo'dan bilmem ne alıp da onunla dava kazanamazsınız. Ama şeyi anlatamıyorsun tabii, yani bu bir genel çerçevedir, düşünce biçimidir, işte bir takım ilkeler var, ta oradan bugüne gelir bilmem ne, yok yani bunlar. Adam diyor ki bana öyle bir şey öğret ki ertesi gün onu dilekçeye yazayım ve karşılığı da minimum 500 lira olsun. 450 olursa onu da öğrenmeye değmez diyor. Onu geç diyor, 550'liği öğret. Çünkü artık tamamen oraya odaklanmış durumda. Dolayısıyla üniversite akademisyeni de artık aydın değil. Akademisyeninin yetiştirdiği de aydın değil. Ha, nerede aydın olunur? Utanarak söylemek zorundayız ki galiba arkadaşlar. Aydın üniversite dışından çıkıyor. Yani üniversitedeki bir kişi aydın olursa hasbelkader oluyor. O kadar işin içinde. Esas aydınlar, dikkat edin, son dönemde. Yani ben mesela siyaset bilimi alanında bir şey okuyacaksam dikkatimi çekiyor. Okuduğum insanların isimlerine bakıyorum. Hiçbir akademisyen değil. Türkiye'deki şeylere bakıyorum. Veya akademisyense de aslında o alanda akademisyen değil. Yani siyaset bilimci değil. Adam mesela, işte örnek de verelim, Murat Belge'yi okuyorsunuz. Murat Belge siyaset bilimci değil. Bakıyorsunuz siyaset bilimci hocalara bakıyorsunuz. Murat Belge'yi okumayı tercih ediyorum yani. Yani daha fazla şey öğreniyorum.
Dolayısıyla çünkü üniversite misyonunu yitirdi. Yani üniversitenin öyle bir misyonu kalmadı. Dolayısıyla toparlarsam ve biraz da şeye şans bırakarak ki önemsiyorum tartışmayla daha güncele de inebiliriz diye. Ben kendi adıma aydın denilen kişinin, yani bir aydın denilen kişinin siyaset yapmayan bir kişi olabileceğini asla düşünemiyorum. Tabii siyaset yapmanın şeyleri var, boyutları var. Yani yazarak da yaparsınız, konuşarak da yaparsınız, bir siyasi parti üye olarak da yaparsınız falan filan, bir sürü boyutu var bunun. Ama yani siyaset yapmamak, işte ben siyaset yapmam, ben işime bakarım diyen kişiden aydın olmaz. Yani bu saçma sapan bir şey olur. Veya ben aslında çok aydınım, onu tabii hiç anlatmadım ama herhalde anlatmaya gerek yok. Çok okuyorum, çok yazıyorum. Bir de bizde çok modadır ya. Biz eskiden 80'den önce Türkiye'de okurken neler yaptıydık? Siz onların yarısını bile yapmadınız. Sizin okuduğunuz kitabın da iki katını okuduyduk. Ama ben sana söyleyeyim, boşuna uğraşma, bu memlekette bir şey olmaz diyen adamdan da aydın olmaz. Yani o da saçma sapan bir tiptir. Çok var Kıbrıs'ta. Sürüsüne bereket. Yani bütün böyle şey, hepsini tabii tenzih ediyorum. Her o yaştaki öyle değil ama. Yani özellikle 55-60 yaş civarı olup erkekse şeye girmiş, andropoz dönemine yaklaşmış insanlarda, kadınlar için aynı şeyi söylemeyeceğim ama erkekse, o gerçekten Freudyen bir perspektifle inanmaya başladım buna. Sürekli olarak kendi varlığını bunun üzerine kuruyor. Geçmişte bilmem ne yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Yani şey demeye getiriyor. Ben zaten, sanki bir kazan var doldurmanız gereken. O geçmişte onu doldurdu, kapattı kazanı. Şimdi oturuyor ve ahkam kesiyor durmadan. Yani yeni bir şey okumasına, yeni bir şey düşünmesine, yeni bir şey söylemesine, üretmesine gerek kalmadı artık. O istihap haddi vardı o kazanın. Doldu, o bitti, kapattı şimdi. Oturdu, şimdi biz dolduracak. Yani böyle abuk subuk bir sürü insan türedi. Ve gerçekten yani neresinden baksanız öyle. Bir, bu tip işte böyle ben aslında çok aydınım, çok okurum. Ama yani daha fazla bu memlekette de bir şey yapılmaz zaten. Bir tip bu. İkinci tip, ben aydınım, memleketi kurtarmaya geldim. Benden çıkacak ne çıkacaksa deyip ama hiç de siyaset yapmama, hiç ideolojim de yoktur. Çünkü ben uzmanım diyen bir tip. Bundan da tabii ki aydın olmaz. Bir başka tip, ben gece gündüz siyasetin içindeyim, ilçeden çıkmam, durmadan broşür dağıtırım, bilmem ne dağıtırım. Tabii ki ben memleketi kurtaracağım deyip ne ideolojisi var, ne bilmem düşüncesi var, ne ilkesi var. Bundan da olmaz. Tabii olmazları sayınca geriye pek bir şey kalmıyor. Ve dolayısıyla burada da insanlar son dönemde biliyorsunuz dönüp üniversiteye bakmaya başladılar. Yani ne çıkarsa akademiden çıkar. Ama biz dost sofrasındayız şu anda, onu da itiraf edelim. Akademiden de pek bir şey çıktığı yok. Çünkü akademi de aslında şey değil, yani böyle bir cam fanusun içinde değil. Toplumda yaşıyor akademisyen dediğin tip de. Ve o da her şeyden etkileniyor. Yani ne yapıyor? Aman bir an önce iki tane Citation Index'te yayın yapayım da doçent olayım, profesör olayım diye yırtınıyor. Sonra bakıyorsun Citation Index denilen abuk subuk yerde yaptığı yayına. Bir okuyorsun. Ulan ne yaptın? Ne yazdın yani? 10 sayfa yazmış. Memleketin ahvaliyle ilgili hiçbir şey yok. Ama Citation'da yayınlayacaksan tabii ben daha çok sosyal bilimler alanında konuşuyorum. Yani mühendislik falan farklı bir şey. Ama sosyal bilimlerde baktığın zaman neyi görüyorsun? Memlekette dünya kadar sorun var. Adam dönüyor Citation'da yayınlansın diye yazı yayınlıyor. Hiç ya, sanki şeyde yaşıyor, Mars'ta yaşıyor yani. Ama yayınlandı ya Citation'da, hemen iki günde doçent, üç günde profesör oluyor bilmem ne. Ve o da at gibi oraya doğru koşturuyor. Bir an önce doçent olacak, bir an önce profesör, kuş konduracak sanki. Yani o şey, rekabet duygusu oraya buraya her tarafa bulaşmış durumda. Ve herkesin kafası öyle çalışıyor. Dolayısıyla yani güzel bir tablo çizemediğimin farkındayım. Ama zaten tablo güzel değil. Yani durup da güzellemenin, süsleyip püslemenin bir manası yok. Ben burada isterseniz durayım. Eğer soru gelirse veya katkı gelirse devam ederiz. Evet, teşekkürler. Bu tanımlara bakarsak siyasetçi dediğin birçok kişi atıldı. Akademisyen desen zaten bir halta yaramıyor. Yani
pek de aydın denen bir grup kalmadı elimizde açıkçası. Bir Tufan Bir Ben belki. Yok. O kadar. Özel eşliği yaptığımıza göre kendimizi de katıyoruz. Şaka bir yana acınacak durumdayız yani. İdeolojik bombardıman var. Dediği gibi ideoloji bile, hatta bilmiyorum aynı fikirde misin Tufan, ama yani tehlikeli kelime oldu. İdeoloji kullanmayın. Ne demek ideolojim var? Ne demek ilkeler bazında ben siyaset yapacağım veya ilkelerim doğrultusunda karar vereceğim, hareket edeceğim? Bu tip şeyler dahi artık yapma. Dediği gibi teknisyensin, uzmansın, görevini yap veya akademisyensin, bas işte al şeyini, terfini, ol doçent, ol profesör, bu iş bitsin diye özetledim ben bu konuyu. Şimdi var bazı sorular var ama ben soruları ben sormaktansa sizlere dönmek istiyorum arkadaşlar. Katkıda bulmak isterseniz, sorunuz varsa, yorumunuz varsa...